Teşekkürler. Sağ olun. Gidiyoruz. Yıllar sonra. Merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltıya gidiyoruz. Normalde yapabildiğimiz bir aktivite olmadığı için doğru gözümün sürekli çalıştığı için bir kahvaltıya götürüyor şimdi. Sağ olsun. 2,5 sene falan burada bu. Teşekkür ederim. Öyle ama. Hiç gitmedik ki senle kahvaltıya. Evet, geç gideceğiz. Hiç gitmedik. Seni biraz yukarıda olmuş çekiyorum. Bugün yine mi? Öyle istemedin mi geçen? Yani böyle neyse. Tamam, bunu açacağız bir noktada. Bakayım da giyelim. Tamam. Rahat rahat çekebiliriz. Nereye gidiyoruz kahvaltıya? Söylenmez, ayıp. Niye ya? Bu işim. İnsanlar belki görmek, bilmek isteyecekler. Ne diyeceğim? Bir şeyler söyle. Öğren kardeşim bu işleri. Ben artık var. Lazım olacak. Ben iyiyim ki bu konuda. Geleceğin kameramanı. İyiyim ki ben bu işlerde. Valla iyi iyi. İyi olacak, bayağı iyi yani. Hiç hakkını yemeyeceğim. Bir geçen videoda birazcık... Dert. Onun bir sebebi vardı. Evet evet. Onu 3 hafta sonra anladım evet. Ama olsun. Ama yine de... Onun Penti reklamını ben çektim bu evet. Arada. Evet. Pent'i ne kadar beğendi söyler misin kameralara? Çok çok beğendi. Pent'i yani öldü dedi ki kimse bu hani marka bünyemize alalım onu ve hani birlikte çalışalım dediler ama ben vermedim. Kamyon yanından geçince çok stres oluyorum üstüme. Hiçbir şey olmaz. Ya başka diyecek bir şeyim yok. Kapatıyorum. Kimse dünyanın en iyi şarkısını aşıyor. Kim için gülüşün değiştiyse anla git o zaman. Bugünkü programımızdan bahsediyoruz. İzinli olduğumuz için bugün uzun zaman sonra kahvaltıya geldik. Kahvaltıdan sonra eve gideceğiz. İzinli olmamıza rağmen ikimiz de spor yapacağız. Öyle planladık. Akşam yemeğe gideceğiz hanımefendinin özel isteği üzerine. Aşk olsun. Çünkü bitmiyor özel istekler. Aşk olsun. Şaka yaptım. Ben istedim. Yemeğe gitmek istedim akşam. Canım çekti. Ondan sonra akşam yemeğe gideceğiz. Yemekten sonra eve gideceğiz. Film falan izler. Ben de oyun oynayacağım. Peki. Böyle. Söyle. Planımız böyle. Başka bir şey yok. Tamam. Peki. İnsanlar şimdi diyor özel istekleri bitmiyor. Bunu insanlar ciddiye alıyor burada biliyorsun. He ciddiye mi alıyor? Alırlar. Niye böyle yapıyorsun? Beni kötü göstermeye çalışıyorsun. Sağ olsun ya şaka yapıyorum. Ama İnsanlar ciddiye alsa da. Ama yemeğe ben gitmek istedim. Bu bir gerçek. Menemenin böyle yaptırdım ama. Evet evet çok teşekkür ederim. Sağ olun. Menemenim geldi görüşürüz. Şurada bu Pelin'e ya, arabaya binip gidelim. Bu mu? Tamam abi, mezarlığın oradayız tam. Üşüdü bu diyor ya. Benim bir adım var. Üşüdü bu. Üşüdü bu. Hadi ver çekeyim.
Nereye doğru yürüyeyim? Bunları böyle yavaşlatacağım sanki klip çekimindeymişim gibi göreceğim. Tamam. Bugün İstanbul turunda sahildeyiz. Az önce müzikçilerden kaçtık. Burası neresi, burası İzmir neresi? Aşkım, senin bak buraya gömerim ben. Ölmüşlerin ruhuna değsin. Değsin, burası güzel mezarlık. Manzara da beni de buraya. He. Aha. Arkadaşlar, bu benim vasiyetimdir. Eğer öldükten sonra burada değilsem sorumlusu Doruk'tur. Tövbe tövbe. Ha, tamam yeter gel. Buna basmıştım. Basıyormuş gibi yapmak isterim ama basmıştım. Buna basıyor gibi yapalım. Evet, şimdi spora gidiyorum. Eve geldik. Dedik ki yemeğe gitmeden de bir spora gidelim. Şimdi o yüzden spora gidiyorum. Ufak bir popo çalışacağım. Aslında bu iki dışarı çıkma arası spor olmaz derdim ben hep. Ama... Hoş buldum. Geberdim. Sadece 30 dakika merdiven çıktım ve geberdim. If I ask you... Umarım okul çıkış saatine denk gelmemişimdir ve parkta kimse yoktur ve birazcık gidip güneşin alnında sallanırım. Eve yürüyemeyeceğim ben, yapamıyorum. Başaramıyorum arkadaşlar. Çok yoruldum. Var çocuklar. Geçen bir tweet atmıştım. Duyuyorsunuzdur inşallah. Bir tweet atmıştım. Demiştim ki işte diyorlar ki suç sayılmasını istediğiniz bir davranış. Ben de diyorum ki kaldırımda yavaş yürümek. Şimdi spor çıkışı benim yürüyüşümü göstereceğim size. Spordan buraya 35 dakikada yürüdüm. Şimdi de yürüyüşümü gösteriyorum. Allah belamı versin. Allah belamı versin ki bütün yolu böyle yürüdüm. Günaydın. Bugün eve gideceğim Suadiye'ye. Birkaç eşya alacağım. Çünkü pazar günü Trabzon'a gidiyoruz. Şimdi kendime tost söyledim. Tostumu yiyeceğim. Hawaii Meteor Mother izleyeceğim. Sonra da... Sanırım alacağım her şeyi aldım. Bir tek şu an ayakkabı yeter herhalde şu an. Başka da bir şey. Aldım her şeyi ya. Kırmızı Jordan'larım olmadan da bence hayatta alabilirim diye düşünüyorum. Acaba bozulan bir şey var mı? Onu çok merak ediyorum mesela. Bir şey bozuldu mu? Şarap kokuyor. Dolabım. Bunlar birazcık daha burada kalabilirler. Bir ay kadar daha. Burada da açık bir şey yok. Okey. Gidebiliriz. Çöpe.
Çöpe atayım ya. Ayıp. Çöpe atayım şunları. Bu sefer gerçekten gidebiliriz. Trabzon'a gidiyoruz. Saat 9.30. 10.30'da uçağımız var. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Ama akşam sabah gitsek olsak daha çok heyecanlı olurdum mesela. Göreceğim her yeri. Şimdi hiçbir şey görmeyeceğim. Havaalanından eve nasıl gideceğiz? Ne kadar uzak havaalanı ile? Trabzon'da her yer 15 dakika. Trabzon hakkında bir şeyler söylememi istiyorsan söyleyebilirim. Tabii ki istiyorum. İnanılmaz huzurlu bir yer. İnanılmaz güzel. Çok huzurlu, çok sakin. Havası çok güzel. Oraya mesela, ben mesela uzun süredir İstanbul'dayım. Tedavim İstanbul'daydı. Ama Trabzon'u yemin ederim ki özledim. Hem de çok. Böyle arada keşke Trabzon'da olsam diyordum. Yani insan Trabzon'a gittiği zaman özlüyor Trabzon'u. Ben valla çok özledim, çok heyecanlıyım. Yarın bakalım inşallah Trabzon'da bir gün uyanacağız. Hanımefendi, mutlama yedirmeye götüreceğim. Bu sorunun cevabını yarın Trabzon'da çözüyorum arkadaşlar. Beni utandırıyorsun hem bu insanları. Ama çok tatlısın, biliyor musun? Bunu koymadım. Gözlük çok iyi. Teşekkür ederim. Senin gözlük. Bunu koymam oğlum. Utanıyorum. Sebep? Ayıp, böyle olmuşsun. Geçen koymuşsun, herkes onu konuşmuş. Yok, ne? Buna böyle bir şey dünyanın en güzel kadınına demiş. Videoyu izledim işte, dünyanın en güzel kadını gibi değilsin. Şakalar yapılır ve bununla gülünür. Arkadaşlar, benim de en çok heyecanlandığım şeyi göstereceğim şimdi size. Şurada bir şeyler. Fırınımızdan taze ekmek çeşitleri. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var ki eve biz girdik. Normalde eve gelmeden 2 gün önce Kübra şeyi açmıştı. Doğalgazı açmış olması gerekiyor. Yani açmış ama kombi hata vermiş. O yüzden ev çok soğuk ve bizi hala açamadık. Ve bugün 1 Mayıs olduğu için de hiçbir yer çalışmıyor. Kombiyi de çağıramıyoruz. Ev buz gibi yani şu an. Klima falan açıyoruz biraz ısındık gece ama ev şu anda soğuk yani, anlayacağınız. Ben de şu köşedeki kahveciye gidiyorum. Kahve alıp geri döneceğim. Hava bu arada inanılmaz güzel. Böyle paso yağmur falan yağmıyormuş yani. Eşyalar geldi arkadaşlar. Önce neyi yerleştireceğim tahmin edin. Cilt bakım malzemelerimi umuyorum hiçbir şey kırılmamıştır. Allah'ım ne olur. Her şeyi çok güzel paketlediğimi varsayarak bavulu yukarı çıkartıyoruz. Bir banyoya yerleşeyim.